tarafta ligde son sıralardan kurtulma çabasındaki Adanaspor, diğer tarafta ise 1988-1989 mevsiminde ilk yarıyı lider bitirme arzusunda olan Beşiktaş. Atak geliştiren takım Beşiktaş. Ali. Şenol. Orta ceza alanına Nurettin. Karşılaşmayı Engin Kurt yönetiyor. Adanaspor atağı. Ali. Gökhan'dan sıralıyor Ali orta. Vuruş ve top dışarıda. Osman'ın vuruşunda top oyun alanının dışında kalıyor. Kadir. Ali. Şenol. Mehmet. Ve Nurettin. Bülent. Bu maç öncesinde Beşiktaş'ın 41 puanı bulunuyordu ve Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyordu. Brownica, vuruş ve kaleci Zalak. Yine Beşiktaş atağı, Feyyaz. Hareket faul. Nurettin dikkatli. Vuruş ve Nurettin. Köşe atışı kaptan Rıza. Recep ve Nurettin. Ali. Feyyaz ve Nurettin. Mehmet. Rıza. Feyyaz, Feyyaz, vuruş ve Nurettin. Recep, Rıza, Feyyaz. Atak devam ediyor. Rıza, orta ceza alanına Güven topu kornere gönderiyor. Recep, Feyyaz dakika 34 ve Beşiktaş deplasmanda 1-0 önde. Golcü futbolcu bu maça kadar 14 gol atmıştı ve takımının golünü atarken aynı zamanda 88-89 mevsiminde ilk yarıda da 15. golünü atmış oluyor Feyyaz. Ercan. Ali. Orta ceza alanına vuruş ve Zalat. Feyyaz. Feyyaz. Feyyaz vuruş, Nurettin. Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Rıza. Ali. Hemen yanında Feyyaz, pozisyonunu bozuyorlar. Atak devam ediyor. Mehmet. Şenol. Ceza alanı içerisinde tehlikeli pozisyon ve pozisyonunu kaybediyor Şenol. Engin Kurt pozisyona çok yakın. Adanaspor'un beraberlik çabaları. Mehmet. Bülent. Güven. Zalat'ı geçen top dışarıda. Teknik direktör Gündüz Tekin Onay. İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle kapandıktan sonra ikinci 45 dakika. Feyyaz. Mehmet. Nurettin son anda topu kornere çeliyor. Adanaspor atağı. Hareket faul. Ve bir sarı kart gösteriliyor. Serbest atış. Zalat'ı geçen top dışarıda. Görüntüde teknik direktör Gordon Milne vardı. Artık karşılaşmada son saniyeler. Beşiktaş atağı Zeki. Zeki ceza alanı içerisinde pozisyonunu ilk bozuyor ve bu arada Zeki ciddi şekilde sakatlanıyor. Beşiktaş takımı Mehmet'le köşe atışı kullandı. Şenol. Tekrar Mehmet. Vuruşunda top dışarıda, köşe atışı. Fenerbahçe'yi 2-0, Galatasaray'ı 4-1 ve Trabzonspor'u 2-0 gibi sonuçlarla yenen Beşiktaş artık 88-89 mevsiminin ilk yarısında liderliğe çok yakın. Kaptan Rıza köşe atışını kullanmak üzere o noktaya gidiyor.
Bu arada Beşiktaş takımında Zeki'nin sakatlığı devam ediyor ve hakem Engin Kurt oyun alanının dışına alınmasını istiyor ve köşe atışı kullanılmadan maçı sona erdiriyor. Beşiktaş 1, Adana Spor 0 ve lider 44 puanla Beşiktaş. Sayın seyirciler, az önce ekranlarınıza gelen pozisyonda maçın sonlarına doğru Beşiktaşlı Zeki sakatlanmıştı ve sol omzu çıkan Zeki sağdan sedye ile ayrılıyor. Maçtan sonra arkadaşımız Ercan Taner, teknik direktör Gordon Milne'la görüştü. Adana Spor maçının kısa bir değerlendirmesini alabilir miyiz önce? Beşiktaş beat Adana Spor 1-0 and starting next year as the leading team. Can you evaluate the game, please? It was a difficult match for us, Ali. I think with problems with our preparation. And Adana worked very hard against us and we were just pleased to finish with the three points.